Merhaba arkadaşlar, acil matematik, matematiğin ilacı, AYT matematik denemeleri, deneme 4 matematik kısmı ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. P sayısı 4'e tam bölünebilen bir doğal sayı olmak üzere toplamı 5'e de tam bölündüğüne göre P'nin alacağı en küçük 2 değerin toplamı kaçtır? O zaman P'miz değer olarak 4, 8, 12 şeklinde ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Ve toplamı diyor bakın. O zaman 1'den P'ye kadar olan sayıların toplamı da P çarpı P artı 1 bölü nedir? 2'dir. Yani N çarpı N artı 1 bölü 2'den hareketli. O zaman ya P artı 1 bölü 2 5'in katı olacak ya da P 5'in katı olacak diyorum. Bakın ilk etapta 4'ü denediğimizde 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı 4. 4 ile tam bölünüyor. N çarpı N artı 1 bölü 2'den 10 ne yapıyor? 4 ile tam bölünüyor. O zaman P'mizin birinci değeri nedir? 4'tür. Bakın 8'e ele alıyorum. 8 çarpı 9 bölü 2 ne yapmıyor? Bölünmüyor. 5'in katı değil. 12'yi ele aldım. 12 çarpı 13 bölü 2 13 çarpı 6 değil. 16'yı alıyorum. 16 çarpı 17 bölü 2 yine 5'in katı değil. 20'yi ele alıyorum. Bakın 20 hem 4'ün katı hem 5'in katı. Kesinlikle 5'e de ne yapması gerekiyor? Tam bölünmesi gerekiyor. 20 çarpı 21 bölü 2'den bakın zaten ifade 4'e bölünüyor. P 20 olduğunda. Direkt 10 çarpı 21 de 210'dur. O da 5 ile tam bölünür. O zaman değerlerim P değerlerim bir 4'tür bir de nedir? 20'dir. En küçük iki değerin toplamı sorulmuş bana. 24'tür. Cevabım A şıkkındadır birinci sorumuzda. İkinci sorumuzda aşağıdaki grafikte eksenler üzerinde rakamların kesiştiği noktada verilen A ve B eksenlerin rakamlara gösterilen kurala göre toplanması ile elde ediliyormuş. Bakın A sayısı verilmiş. A nerede? Burada. 1 çarpı 3 üzeri 1. Direkt Y'si burada yazılıyor. Ve X'te de 6'nın kuvveti alınıyor. 6 üzeri 2 olarak nitelenmiş. Şimdi C ve B'yi niteleyip farklarını alalım diyor. Hemen C'ye geliyorum. Direkt C'miz nedir? 2D Y'si. O zaman 2 çarpı 3 üzeri 2 ve X'te de yine 2D. 6'nın neyi? İkinci kuvveti. C'nin karesi alınmış. Karesini aldım. Eksi. B'ye geldim. 6'nın kaçıncı kuvveti? Üçüncü kuvveti. Y'de de 4'te. 4 çarpı ne diyeceğim? 3 üzeri 4 olarak yazdım. 4 çarpı şunu yanlış yazdım. 3 üzeri 4 olarak yazdım. İfadeyi ne yapıyorum? Topluyorum. Toparlayacağım şimdi. 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım. Ne geldi? Direkt ifade olarak 18. 36 daha 54. 54'ün karesi eksi. 3'ün 4. kuvveti 81. 3 ile çarptım. 324. 6'nın kübü de 216 olarak ne yaptım? Yazdım. Şurası da 300, 540 geldi. Bak 54 ile ortak nokta yakaladım. 54'ün karesi eksi. Ne diyor? Direkt 540 olarak niteledim. İfadeyi ne yapıyorum? 54 parantezini aldım. 54 çarpı 54 eksi ne geldi? 10 geldi. Yani buradan 54 çarpı 44'ü yazdım. Şimdi 54 değer olarak 6 çarpı 9'dur veya 2 çarpı 3'ün kübü olarak da yazarım. 44'ü de 4 çarpı 11 olarak niteleyelim. Hemen şunu tekrardan ayrıştırıyorum. İfade olarak 3'ün karesi çarpı 4. Şunu ayrıştırdım. 2 çarpı 3 çarpı 11 olarak yazdım. Direkt 3'ün karesi 9 çarpı 4 36 çarpı şurası da ne geldi? 66. 36 da 6'nın karesi çarpı 66 olarak cevabımız nerededir? B şıkkındadır ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuz dikkat kesilin. Öğrenciler bu soruya çok iyi itiraz edecek eminim. Küre şeklindeki iki topun çap uzunlukları dik silindir biçiminde farklı iki kabın tabanlarına çap uzunlukları prim türünden aşağıda verilmiştir. Tamam verilsin. Mavi top sadece 2 numaralı silindirin içinden. O zaman mavi ve sarıyı niteleyelim arkadaşlar. Mavi top yani çapı ne? 45-x. Sadece kimin içinden? 2 numaralı silindir. O zaman 35'ten kesinlikle küçüktür. Eğer birden girmiyorsa çapları eşit olabilir. Yani atıyorum bir topu düşünün. Çapıyla silindirin çapı aynı olsun. Çaplar aynı olduğunda top silindirin içine ne yapmaz? Girmez. O zaman çapları eşit olabilir. Eşittir diyorum. Direkt küçük olan silindir 21 olarak ne yaptım? Niteledim. Sarı top ise yani 40-x
bir numaralı silindirin içine tam girmektedir. O zaman kesinlikle çapı bir numaralı silindirin çapından küçüktür. Yani 21'den küçüktür. Şunu sağ sol yaptım. 40-21. X kesinlikle 19'dan nedir? Büyüktür. Birincisine geliyorum. Onu da toparlayalım hemen. Her taraftan 45'i çıkaralım. 45-21. -24 küçük eşit. -X küçük eşit. Küçük eşit değil. Küçüktür. Direkt ne yaptım? 35'ten 45'i çıkarttım. Ne geldi? -10 geldi. Her tarafı ne yaptım arkadaşlar? Direkt eksi ile çarptım. Yani 24 büyük eşit x'ten. O da kimden büyük? 10'dan büyük. Şimdi iki tane x değeri için ne yapalım artık? Eşitsizliğimizi toparlayalım. Bakıyorum üst sınır 19. X 19'dan büyük. 24'ten nedir? Küçük ve eşittir. O zaman x değerlerim 20, 21, 22, 23 ve nedir? 24'tür. Bunların toplamını istiyor. 24, 47, 69, 70, 90, 20 daha 110 olarak toplamı ne yaparsınız? Direkt D şıkkında bulabilirsiniz 3. sorumuzda. 4. sorumuza geldim. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenar çokgen sembolünün değeri A artı N ve A eksen. Yani içindeki sayıyla kenar sayılarını bir toplayıp bir çıkarıyor. Tamam, buna göre diyor ifadesinin değeri nedir? Tipik sorularımızdan bir tanesi. Üçgen 9 artı 3 direkt 12, 9 eksi 3 6 direkt yazıyorum sonuçları. Direkt 10 ile altıgen yazılmış. 10 artı 6 16, 10 eksi 6 4 çarpı. 11 ile kare yapılmış. 11 artı 4 15, 11 eksi 4 7 bölü. Aşağıda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen yazılmış. 11 artı 7 18, 11 eksi 7 4. Şunları sadeleştirdim. Şimdi ifade olarak aşağıdaki 18'i sadeleştirelim hemen. Ne gelecek 18 için? 2 çarpı 9. Bakın 12 ile 2'yi sadeleştirdim. 9'a ne geldi? Direkt 6. Şunu yaz. 15'in içinde bir 3 ile sadeleştirdim. 5'e ne geldi? 3. Ve tekrar şu 6'nın içinde 3'ü sadeleştirdim. Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda bir şey kalmadı. Hemen buradan ifadeleri yazıyorum artık karışmasın diye. 2, sağda 6 kaldı. 16, 5 ve ne geldi? 7 mi geldi? Şimdi bunları toparlıyorum artık. 6 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 16 çarpı ne var? 7 var. Şimdi ifade olarak hemen şunları şöyle yazsam. Bak 5 yazdım. 6'yı şuraya 3'ünü yazdım. İkisi sağda. Direkt 16'nın 4'ünü yazdım şurada. 2'nin 1'isini yazdım burada. Ve 7 çarpı 4 çarpı 2'den ne geldi? Direkt 8 geldi. Hemen şu 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı nedir? 5 faktöriyeldir. 7 ile 8'i de çarptım ne geldi? 56. 5 faktöriyel çarpı 56 olarak ifadeyi ne yapabilirsiniz? En sade şekliyle D şıkkında bulabilirsiniz 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Hemen bakalım. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2'dir. Hemen x eksi y bölü 2'yi yaz. Eşittir diyorum. X eksi y bölü x'ye ters kuvvet alınmış. O zaman payla payda yer değiştirir. X y bölü x eksi y'yi yazdım. Çarp diyorum. Şunları da ne yapıyorum? Payda eşitliyorum. Burayı x ile, burayı y ile. Yani x kare eksi y kare bölü x y olarak ne yaptım? Nitelim. Şunları attım. Şimdi bak şu x kare eksi y kareyi de açıyorum. X eksi y bölü 2 eşittir. Şurası x eksi y çarpı x artı y bölü aşağıda x eksi y var. Şunlar da gitti. En son halim x eksi y bölü 2 eşittir x artı y kaldı. Ne yapalım? İç dış yapalım. X eksi y 2x artı ne geldi? 2y. Direkt ifade olarak x'i sola direkt eksi y'yi sağ aldım. 3y kime eşit oldu? Eksi x'e eşit oldu. Y bölü x'i istiyor o zaman. Direkt y bölü x'de değer olarak nedir? Eksi 1 bölü 3'tür diyorum. Cevabım nerededir? A şıkkındadır. 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. X ve y pozitif gerçel sayılar. O zaman x ve y aynen olduğu gibi çıkacak. X eksi y'ye şurada 1 diyebiliriz. Hemen x küp eksi y küp ifadesi verilmiş. Onu da açalım. Neydi? X eksi y çarpı birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi.
eşittir neymiş? 13. 13 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Çarpanları 1 ve kendisidir. X eksi y'ye 1 verilmişse x kare artı x y artı y kare de nedir? 13'tür. Şimdi bak şuraya yazdım ifademizi. X eksi y 1'dir. X kare artı x y artı y kare değerim neymiş? 13'müş. Ben hemen yukarıdaki ifadenin karesini alırım arkadaş. Niye? Çünkü aşağıdan götüreceğim. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2 x y artı ikincinin karesi y kare eşittir 1. Şuraya da şöyle yazalım. X kare artı x y artı y kare eşittir 13 olarak yazdım. X kareleri y kareleri götürmek için eksi ile genişletiyorum yukarıya. Eksi x kare artı 2 x y eksi y kare eşittir eksi 1 geldi. Aşağısı x kare artı x y artı y kare değer olarak ne geldi? 13. Topla taraf taraf arkadaşım. Şunlar gitti. Artı 2 x y ile x y'yi topladım. 3 x y 13 eksi 1'den 12. Her tarafı 3'e böldüm. X y değerim fıstık gibi ne geldi? 4 olarak 6. sorunun cevabı C şıkkında karşımıza geldi diyorum. 7. sorumuza geldim. K bir gerçel sayı olmak üzere fonksiyonlarında tanımlı ifadesi için G1 6 ise F1 sorulmuş. Hemen bak şunu şöyle yazıyorum. F x eksi G x bölü 3 eşittir 2x eksi K. Şurayı da Fx artı Gx eşittir K eksi ne diyeceğim? Gx olarak yazacağım. Fx'i yok edelim. Sanki daha kolay olacak. Şuradan eksi 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 artı olarak yaz. Şunlar gitti. Eksi Gx şuraya yazıyorum tekrardan. Eksi Gx bölü 3 eksi Gx eşittir dedim. 2x eksi k eksi k daha eksi 2k artı ne geldi? Gx geldi. Şimdi g1 6'ymış. X gördüğüm yere her tarafta 1'i yazıyorum. Bakın ifadeyi şuradan devam ediyorum. Şuraya getiriyorum. G1'imiz 6'ymış. X gördüğüm yere 1'i yazdım. Eksi 6'nın 3'e bölümünden eksi 2. G1 6'ymış. Eksi 6 eşittir. İfadede x gördüğüm yere 1'i yazdım. 2 kere 1. 2 eksi 2k artı ne geldi? 6. Şimdi ifade olarak kimi bulacağım? Önce k'yı bulacağım. Ondan sonra f1'e yürüyeceğim. Şurası eksi 8. Şurası 8. Karşıya aldım. Eksi 16. Eksi 2k ise k'yı ne buldum? 8. Şimdi hemen ifade olarak ister birinciyi ister ikinciyi kullan. Ben şunu kullanmayı tercih ediyorum. Fx artı gx eşittir. K'yı 8 buldum. 8 eksi gx olarak niteledim. Şimdi gx değer olarak neymiş? G1 6'ymış. F1 artı 6 değer olarak ne geldi? 8 eksi 6 geldi. Buradan F1 artı 6 değer olarak 2'ymiş. Aldım sol tarafa. Direkt ifade olarak buradan F1 2 eksi 6'dan eksi 4 olarak cevabımız nerededir? Aşkındadır diyebiliriz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geliyorum. Dik koordinat düzleminde 0'a 13 kapalı aralığında tanımlı fonksiyonun grafiği verilmiştir verilsin. A bir tam sayı olmak üzere fof 12 fonksiyonun alacağı tam sayı değerlerinin toplamı neymiş? 20'ymiş. Bakın şimdi fof 12 demek y'de alacağı değerlerin toplamı neymiş? 20'ymiş. Hemen ifade olarak şuradan 12'yi bulursunuz. A ile 11 arasındadır. Daha sonra değerleri yazdığınızda fonksiyonun değerlerinin ne ile ne arasında? 2 ile 6 arasında olduğunu göreceksiniz. Yani ifadeyi topladığımızda 6, 11, 15, 18, 20 olarak bakın ne yaptım? İfadenin değerlerini buldum. Şimdi tabii bu ne? Fof 12. Yani şu ifade bize ne ifade ediyor? Fof 12'nin alacağı değerleri ifade ediyor. Bir de ben tabii bu A için tanımlanmış. İfadeye baktığınızda A sayısı bakın direkt şuradaki 4'ten nedir? Büyüktür. O zaman A 4'ten büyükse A ya 5 olur veya ne olur diyeceğim? 6 olur diyeceğim. Direkt A değerlerimiz 5 veya 6 sağlar yorumunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Peki burada soruda ne diyor? F 12 x A fonksiyonunun alacağı tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye soruyor. Hemen bakın 5 veya 6'yı yazalım. Daha doğrusu 5'i yazalım. F 12
eksi 5'ten ne geldi? Esasen bizden f7 istiyor. Bakın f7 değer olarak şu aralıkta nerededir? Bir yerdedir. F9'dan kesinlikle nedir? Küçüktür. F7 kesinlikle F9'dan nedir? Küçüktür. Ve F7 de direkt değer olarak alacağı en küçük değer bakın nedir? 1'dir. Yani 1 ile F9 arasındaki ne yapacak? Değerleri alacak. Peki F9'u okuyorum bakın grafikten. Hemen bakıyorum şuradan. F9'un değeri nedir? 4'tür. Dolayısıyla ifade kiminle kimin arasında değer alacak? 1 ile direkt 4'ün arasında. 4'e eşit olur mu? Olmaz. Çünkü F7 F9'dan nedir? Daha küçük bir değerdir. O zaman alacağı değerler 1, 2 veya 3'tür. Toplamsal değer kime eşittir? Direkt 6 eşittir diyebilirsiniz. Peki hocam 6 olamaz mıydı? Bakın 6'yı da yine aynı aralıkta okumamız gerekecek. F6 yine F9'dan küçüktür diyeceğiz. Yani aynı yorumları yapacağız. Peki F6 1'e eşit olabilir mi? Evet olabilir. Tam sayı dediği için zaten alacağı en küçük değer nedir? 1'dir. En büyüğü de 4'ten küçük olan bir değerdir. Dolayısıyla 1 ile 4 arasında tam sayı demeseydi işler karışırdı. Ama tam sayı dediği için soru net. F7 direkt F9'dan küçük olduğu için 4'ten küçük 1 ve 1'den büyük olan sayılar 1, 2, 3 olarak 6 sonucunu C şıkkında bulabiliriz 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Ne diyor? Bir öğretmen bir doğal sayı 2, 3, 5 ile tam bölünüyorsa o sayı 6, 10, 15 ile bölünür. Önermesini çelişki yönüyle ispatlamak istiyor. Yani doğruluğunu kontrol edecek. Buna göre diyor ifadelerinden hangisini kullanarak çelişki yönteminin önermesini ispatlayabilir. Şimdi sayıları önce bir kontrol edelim. Hem 2'ye hem 3'e hem 5'e bölünmesi gerekiyor. Bakın sayılar önce bölünüyorsa diyor. Şimdi bakıyorum sayıya 135 5'e bölünür. Direkt 3'e bölünür 2'ye bölünmez. Bir kere burada kesinlikle ispata herhangi bir şey yapamazsın. 162 2'ye bölünür tamam. 6, 8, 9 3'e bölünür ama 5'e bölünmez. Buna da bir şey diyemezsin. Cevap direkt pat diye yalnız 3 çıktı. Bakalım doğru mu? 180 2'ye 3'e ve 5'e bölünür. Doğru. Şimdi 180'i aynı zamanda 6, 5 ve 6, 10 ve neye? 15'e tam bölündüğünü ne yapacağız? Göstereceğiz. 180 6'ya bölünürse 30. 180 10'a bölünürse 18. 180 15'e bölünürse direkt 12 sonuçlarını verir. Her ikisi de her üçü de direkt ifade olarak nedir? Doğrudur. Sadece bu önermeyi üçüncü ifadeyle ne yapabilir? İspatlayabilir. Diğer durumlar bu durumu ne yapmaz? Sağlamaz. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyebilirsiniz. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Px ve Qx polinomları verilmiş. Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan. Bir kere x eksi 2'yi ne yapıyordum? 0'a eşitleyip polinomda yerine yazıyordum. X gördüğüm yere 2'yi yazacağım. Yani bana neyi soruyor arkadaşım? Q2'yi soruyor. Şimdi şurada Q2'yi hemen direkt değer olarak yerine yazalım. Q2 esasen x gördüğüm yere her yerde 2'yi yazıyorum. P2 artı 1'den P3, P2 eksi 1'den P1. Yani Q2 P3 ile P1 değerlerinin toplamına eşitmiş. Hemen P3'ü bulalım o zaman. P3 değerine bakıyorum. 3'ün karesi Px'de yerine yazıyorum. Eksi 2 çarpı 3 eksi 1. 9 eksi 6 3 eksi 1'den ne geldi? Direkt 2 geldi. Birincisini bulduk. Direkt P1'e bakıyorum. P1'de x gördüğüm yere 1'i yazacağım. 1'in karesi eksi 2 eksi 1. Şunlar gitti. Ne geldi? Eksi 2 geldi. Bu değerlerin toplamsal değeri nereye eşittir? 0 eşittir. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Denkleminin bir kökü m olduğuna göre denklemin büyük kökü küçük kökünden kaç fazladır? Şimdi bak kökün biri m ise kökler çarpımını uygulayayım. Kökler çarpımım x1 çarpı x2 neydi? C bölü a'ydı. Kökün birisi m diğeri x2 olsun. C bölü a'yı yazdım. Eksi 3m'in 2'ye bölümünden. Eksi 3m bölü ne geldi? 2. Şu m'ler gitti. Diğer köküm ne geldi? Eksi 3 bölü 2. Kökü ne yaparım? Alırım. Denklemde yerine yazarım ve m'i bulurum. O zaman artık kıyas yapabiliriz. X gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 3 bölü 2. Kökü sağlatıp m'i buluyorum. 2 çarpı. Eksi 3 bölü 2'nin neyi? Karesi. Eksi m çarpı. Eksi 3 bölü 2. Direkt eksi 3m. Değer olarak kime eşit? 0'a eşit. Şimdi ifadeyi niteledim. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4.
Direkt 2 ile çarptım. Direkt 18 bölü 4'ü yazdım. Şurası 3m bölü 2 eksi ne geldi? 3m olarak yazdım. Eşitmiş kime? 0'a. 18 bölü 4 eşittir. Şurası eksi 3m bölü 2 sağ aldım. 3m bölü ne geldi? 2. Peki ifadeleri iç dış yaptım. 12m direkt değer olarak ne geldi? 36 geldi. M de buradan ne geldi? 3 geldi. Şimdi denklemin büyük kökü küçük kökünden ne diyor? Kaç fazladır diyor. Yani büyük kök 3, küçük kök de eksi 3 bölü 2. Buradan 3 artı 3 bölü 2'den 3 kere 2, 6 artı 3'ten 9 bölü 2 olarak cevabımız nerededir? Direkt E şıkkındadır 11. sorumuzda. 12. sorumuza geldim. A ve B asal sayılar olmak üzere diyor. A çarpı B çarpımı kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Bakın iki tane asal sayının karesi alındığında yine 50 olmuş. O zaman sayılardan birisi 2 ile sadeleştirdiğimizde 25. Yani asal sayılardan birisi 5'tir. Yine 98 var. İki tanesi toplanmış yine. 49, 49 olarak nitelersem direkt diğer asal sayım da nedir? 7'dir. Bakalım sağlayacak mı? A'ya 5'i verdim. Direkt ifade olarak. Tam tersi de olabilir tabii bunun. A'mız 7, B'miz 5 de olabilir arkadaşlar. Tabii bunu şey yapıyorum. Yerine koyacağız şimdi. A'ya 5'i verdim. 2-5, 3'ün karesi. Direkt 9. B'ye 7'yi verdim. 49 sağlamadı. Burada olmaz. Şu değil demek ki. İkinci ifadeye geliyorum. Veya yok ederek de yapabilirdik. Yani A kareleri, B kareleri yok ederek de niteleyebilirdik. Ama böylesi daha kolayıma geldi. A'ya 7'yi yazdım. 7, 2-7'den şöyle yazalım. 2-7'den ne gelecek? Eksi 5'in karesi artı 5'in karesinden 25 artı 25'ten 50. Bu sağladı. B'ye 5'i verdim. A'ya 7'yi verdim. 7'nin karesi direkt artı 5 artı 2'den 7'nin karesi de 49 artı 49'dan 98. Bakın bu da sağladı. A çarpı B'yi soruyor. 7 çarpı 5'ten 35 olarak ifadeyi ne yapabiliriz? Direkt niteleyebiliriz diyoruz. Hatta şunları da ayrıştırırsınız. 2 çarpı 5'in karesi, diğeri de 2 çarpı 7'nin karesi gelir. Zaten 5 ve 7 olduğu aşikar. 13. sorumuza geldim. A n dizisinin tüm terimleri pozitif gerçel sayı olduğuna göre A1 kaçtır şeklinde ne yapılmış? Bir soru sorulmuş. Hemen bakalım. Direkt A4'ü A2 cinsinden yazalım mı şurada yok etmek için? Yazalım. A4 A2 çarpı ne diyeceğim? Direkt R kare. A5 A2 çarpı R küp eksi 6 çarpı A3 A2 çarpı R olarak ne yaptım? Yazdım. Bak hepsinde A2'yi götürdüm. R kare ne geldi? Direkt R küp eksi 6 R olarak niteledim. Şunu da sağ aldım. Buradan R küp eksi R kare eksi 6 R eşittir 0. Her tarafı R parantezine aldım. R kare eksi R eksi 6 kime eşit oldu? 0'a. Eksi 3'e artı 2 olarak çarpanları yazdım. Şuradan da ne geldi? R geldi. O zaman R 0'dır. R 3'tür. R eksi 2'dir. Bak şimdi sorunun başında dizinin tüm terimleri pozitif gerçel sayı olduğuna göre. Zaten ortak çarpan 0 olmaz. Direkt pozitif olduğu için eksi 2 de olmaz. Ha, bak R'yi buldum. R direkt fıstık gibi 2 çıktı. Şimdi o zaman 3 çıktı, özür dilerim. O zaman şurada direkt ifadeyi niteleyip R yerine yazarsak direkt A1'i de buluruz. A2 nedir? A1 çarpı R'dir. Direkt 3 artı R bölü 2 olarak yazdım. Ben R'nin 3 olduğunu biliyorum. 3 tane A1 eşittir. Direkt 3 artı R'miz de 3'tü. 3 bölü 2 olarak yazdım. 3 tane A1. Buradan 3 ile 2'yi çarptım. 6, 3'ü ekledim. 9 bölü 2. Şunları sadeleştirdim. A1. 9'u 3'e böldüm. Direkt 3 bölü 2 olarak nerede? 13. soruda B şıkkında karşımıza çıkar diyorum. 14. sorumuza geldim. Aşağıda görselleri verilen tişörtlerden cepli tişörtler A'yı, sarı tişörtler B'yi, yakasız tişörtler C'yi elde eder. Tamam. Buna göre aşağıdaki kümelerin hangisinde sadece 2 ve
7 numaralı tişört bulunur demiş. Bak şimdi önce şöyle bir kümelerimizi kesişecek şekilde ne yapalım, yazalım. Cepliler kimi ifade ediyormuş? Ay. Şöyle cepli diyelim. A'yı. Sarılar kimi ifade ediyor? Direkt B'yi. Ve yakasızlar, şuna da yakasızlar diyelim. Direkt kimi ifade ediyor? C'yi. Şimdi hem yakasız, hem sarı, hem de cepli. Cepli, yakasız ve sarı. Bak bir, hepsinin neresinde? Direkt kesişiminde. Biri şuraya kondurdum. Devam ediyorum. İkinci olarak sarı olanlar kim kaldı? 4 ile 7 kaldı. 7 sarı olacak ama yakasız değil 7. Yakalı. Yakalı olduğu için şuraya aldım. Yakasız ve direkt sarı olan 4 numarayı da şuraya aldım. Hem yakasız hem de sarıdır. Tamam, bakın aşama aşama yerleştiriyorum. Şimdi devam ediyorum. 1'i, 4'ü ve 7'yi yerleştirdik. Başka neyimiz var? Sarı olmayan, yani sarıların dışında. Yakasız siyah var. Bakın yakasız siyahı şuraya, direkt 6 numarayı şuraya yazabilirim. Şunu da yazdım. Sarı olmayacak yine yakalı ve direkt ifade olarak sarı değil. 3'ü de şuraya yazabilirim. Bakın 3'ü de yazdım. Tamam. Kim kaldı? 2 ile 5 kaldı. Onları da maviyle yazalım. Şimdi 2'yi direkt ifade olarak cepli hem de sarı değil. Şuraya 2'yi ne yapabilirim? Yazabilirim. 2, 3, 4. Kim kaldı bir tek? 5 kaldı. 5'imiz de nedir arkadaşlar? Direkt ceplidir ama sarı değildir. Şuraya da 5'i ne yaptım? Yazdım. Bak hepsini yazdım. Şimdi bizden kimi istiyor? 2 ve 7'nin bulunduğu yerler istiyor. Yani 2 ve 7'nin bulunduğu yerler şurası. Bakın şurası o zaman ne yapmayacak? Olmayacak. Bunların dışındaki yerler. O zaman ben A ile B'yi birleştirsem. Şurada A ile B'yi birleştirsem. Bakın onu da sarıyla tarıyorum. A ile B'yi birleştirdim. Bundan kimin C'nin farkını alsam. Fark C'yi alsam sadece şuradaki 2 ve kim kalır? 7 kalır. Yani A birleşim B fark C direkt E şıkkındadır diyebilirsiniz. Evet, hazırlanış olarak sınav formatına çok uygun bir soru. 15. sorumuza geldim. İfadesinin açılımında direkt x kare y üzeri 4'lü terimin katsayısı kaçtır? Şimdi bak içeriye bakıyorum. X kare. X karenin birinci kuvveti alınmış. Y üzeri 4. Yani 4y'nin neyi alınmış? 4. kuvveti. Üstlerin toplamı bize kim veriyordu? N'i. N eşittir o zaman 4 artı 1'den 5'tir. Bunu keşfettik. Şimdi ifade olarak şunu söyleyebilirim. Neydi benim genel formatım? Bir terimi bulurken n'in r'lisi, birinci terimin n eksi r'inci terimi, ikinci teriminde direkt r'li terimini aldığımızda ifadenin terimini, katsayısını, derecesini, sabit terimini, her şeyini bulabilirsin. O zaman buradan yürüyorum. Direkt derecen 5. 5'in r'lisi x üzeri direkt hemen karenin 5 eksi r'inci kuvvetini aldım. Direkt eksi 4 y'nin de direkt r'inci kuvvetini aldım. Hatta r'ye 4 diyebilirmişiz. Çünkü y'nin 4. kuvveti. Y'nin 4. kuvveti olarak ne yaptım? Yazdım. Direkt hatta r'yi direkt 4 olarak ne yapalım? Yerine yazalım. R'yi de şuradan kaç bulduğumu söyleyelim. 4 bulduğumu söyleyelim. Kat sayısını soruyor. 5'in dörtlüsü çarpı x karenin 5 eksi 4'ten birinci kuvveti ve eksi 4'ün direkt y üzeri 4. kuvveti olarak yazdım. 5'in dörtlüsü 5'tir. Şurası x karedir. 4'ün 4. kuvveti 64 çarpı 4. 256 tane ne geldi? Y üzeri 4'ü ne yapmış oldum? Nitelemiş oldum. Buradan da 5 ile 256'yı çarptım. Ne geldi? 1280 çarpı x kare çarpı y üzeri 4 geldi. Yani kat sayısını soruyor bana. 1280 olarak cevabımız nerededir? Direkt D şıkkındadır diyebiliriz 15. sorumuzdan. Bir şehirde bulunan 16. sorumuz. Tatil köyleri için rastgele seçilen 5 tanesinin her birine bir otel yapılmak istendiğinde bunun 250'den fazla farklı seçeneğinin oldu. N tane köyün içinden 5 tanesini seçmişim.
Bu 250'den fazlaymış. N'in 5'lisi 250'den büyüktür diyeceğim. Ve yine başka bir seçenek için bu seçenek sayısını 150'nin altına indirmek için yani tatil köyü sayısını 3'e dönüştürüyor. O zaman N'in üçlüsünü seçtiğimizde de bu sefer 150'den ne olmak zorunda? Direkt küçük olmak zorundadır diyorum. Tatil köylerine yapılmak istenen otellerden birinin aynısı olduğuna göre bu şehirde bulunan tatil köyü sayısı kaçtır? Yani seçimlerdeki ne yapacağız? Tahmini yapacağız. Hemen beraber bakalım. Şimdi 8 desem 8'in 5'lisini bulacağım. 8, 7, 6 direkt çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3, 2, 1. Şunlar gitti. 56, 200'den büyük değildir. 9'un 5'lisine bakıyorum. 9, 8, 7, 6, 5 faktöriyel bölü. 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel de 4, 3, 2, 1 olarak yazdım. Şunlar gitti. 4 ile 2'yi çarptım. 8 gitti. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. Ne geldi? 2 gitti. 63 çarpı 3. Direkt 126. Bu da olmaz. 10'un 5'lisi. Hemen 10, 9, 8, 7. Biraz işlematik bir soru. 6, 5 faktöriyel bölü. 5 faktöriyel çarpı. 5, 4, 3, 2, 1 olarak yazdım. Şunlar gitti. Direkt 5 ile 2'yi çarptım. 10 gitti. Direkt 8 ile 4'ü sadeleştirdim. 2, 9 ile 3'ü sadeleştirdim. 3, 6 kere 6, 36. 36 çarpı 7, 210. Direkt 42 daha 252. Bakın geçti. Direkt şu olur. 10 üçlüsünü de kontrol etmek zorundayız. 10 üçlüsü de 150'den küçük olacak mı? 19, 8, 7 faktöriyel bölü. Direkt 10 eksi 3. 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şunlar gitti. 3 faktöriyel de 3, 2, 1 olarak ayıralım. 9 ile 3'ü sadeleştirdim. 3. Direkt 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 4. 4 kere 3, 12 çarpı 10. 120 de 150'den küçük. Direkt o zaman ifade olarak C şıkkı bizim doğru cevabımızdır. 16. sorumuzda. Evet, gayet güzel hazırlanmış bir soru. Ne diyor? Aylin, Berfin, Cenan ve Devran adındaki 4 arkadaşın her biri boş bir kağıdı kendi isimlerini yazıp 4 kağıdı boş bir torbaya ne yapmış? Atmış. Devran kendi isminin yazılı olduğu kağıdı bulmak için torbadan rastgele bir kağıt çekiyor. Torbadan çektiği kağıdı geri koymamak üzere aradığı kağıdı bulana kadar birer kağıt çekmeye devam ediyor. Buna göre Devran ve Berfin'in isminin yazılı olduğu kağıdı ikinci, kendi isminin yazılı olduğu kağıdı da üçüncü denemede. Devran ve Berfin isminin yazıldığı şöyle dört deneme yapacak sanırım. Devran ve Berfin'in isminin yazılı olduğu ikinci de yazılı olduğu kağıdı Berfin'in ikinci, Devran'ın da üçüncü sefer çekme olasılığını ne yapıyor soruyor. Şimdi o zaman ilk önce şunu ikincide bunu üçüncüde bulacaksa o zaman başka kağıt kalmamalı. Direkt önce dört taneden iki tanesini çeksin. Sonra ifade olarak geriye üç tane kalsın. Üç taneden direkt Berfin'i bulacak. Bir tanesi kesinlikle doğrudur ve ifade olarak Devran'a geldiğinde iki tane kağıt kalır ve iki taneden kesinlikle bir tanesini ne yapmak zorundadır? Çekmek zorundadır. Peki burada hocam niye 2'yi yazdık? Bakın kendi isminin yazılı olduğu bu rastgele bir kağıt çekiyor. Ve geri koymamak üzere aradığı kağıdı bulana kadar rastgele birer kağıt çekmeye devam ediyor. Yani birinci de buldu, bulamadı. O zaman ikinci de bulur kesinlikle. 2 bölü 4'ü ne yaptım yazdım. Sonra Berfin 3 tane kağıt kalıyor. Çünkü ifade olarak ne yaptık? Direkt değeri yerine yazdık. Sonra iki tane kağıt kalıyor. En sonunda da zaten bir şey kalmıyor. Berfin'i ve Devran'ı direkt ifade olarak hatta şuraya da 1 bölü 1 olarak da ne yapabilirsiniz? İfadeyi niteleyebilirsiniz. Dolayısıyla şunları sadeleştirdiğimizde değer 1 bölü 12 olarak ne yapar? Karşımıza çıkar. Umarım anlaşılmıştır. 18. sorumuza geldim. Gerçel sayılarda tanımlı bir logaritma işlemi aşağıda gösterilmiştir. A eşittir K için 1 eşittir. Yani logaritma, hatta A diyemeyelim direkt K diyelim.
logaritma ne diyorum? K eksi 2 üzeri logaritma 2 üstünde K direkt 1 eşitmiş. O zaman tabanlı üs eşittir. Hatta yer değiştirelim. K eksi 2 direkt logaritma ne diyeceğiz? 2 tabanında K diyeceğiz. Yine tekrardan ne yapalım? İfadeleri yer değiştirelim. 2 üzeri K eksi 2 yine kim eşittir? Direkt K eşittir dersiniz. Şimdi ifade olarak A eşittir K için. Tamam, K'yı yazdım. K eksi 2 logaritma 2 üzeri K 1 eşitmiş. Hemen bunları yer değiştirdim. K eksi 2 tamam, 2 üzeri K eksi 2 direkt K eşittir dedim. Burada logaritma işlemindeki direkt ifade olarak K'ya 4'ü verirsem bakın 2 üzeri 4 eksi 2'den 2 üzeri 2 K değer olarak 4'ü sağlar. Şurada K'yı değer olarak ne yaptım? Buldum. Yine burada değeri yerine yazıyorum. Şurada bu sefer değeri yerine yazdım. Logaritma 4 üzeri P eksi 2 değer olarak bu sefer kimi yapması isteniyor? 2'yi yapması isteniyor. Yine tabanlı üssü yer değiştiriyorum. 4'ün karesi kime eşit oldu? P eksi 2 eşit oldu. Bu sefer P 4'ün karesi 16'dır. Eksi 2'yi sağladım. P'mizde ne geldi? 18. Bakın cevapları tık tık bulduk. K ile P'nin çarpımı soruyor. 18 ile 4'ü çarparsam değer ne olur? 72 olur. Cevabım nerededir? 18'in soruda A şıkkındadır diyebiliriz. 19. soruda logaritma 7 artı A üzeri şu taban herhalde 7 artı A üzeri 2A işlemi tanımlanıyor. Buna göre x değeri yani şu logaritma 7 artı A üzeri 2A değer olarak 0 ile kimin arasında? 1 bölü 3'ün arasındaymış. Olduğuna göre diyor ifadenin en geniş aralığı nedir? İfadenin 0 olması için üssünün ne olması gerekiyor? 1. Yani direkt logaritma 7 artı A üzeri 1 olarak niteledim. Şurası logaritma 7 artı A üzeri 2 üssü A. 2A değil şu arkadaşlar. Şurası 2 üssü A. Ve diğer ifadede direkt 1 bölü 3'müş. Direkt ifade olarak 1 bölü 3 olarak niteledim. O zaman şurası kesinlikle ifadenin 2 üzeri A'nın direkt birden ne olması gerekiyor? Farklı olması gerekiyor tabanlar aynı olduğunda. Çünkü eşitlik yok. O zaman kesinlikle A kimden farklıdır? Sıfırdan farklıdır. Yani A sıfır olmaz. İkinci olarak o zaman şunu da şöyle diyebilirim. 7 artı A üzeri şundan taban üstünü yer değiştiriyorum. 1 bölü 3 direkt ifade olarak 2 üssü A'dan ne olmalı? Küçük olmalı. A'yı atıyorum. 3'ü verdiğimizde direkt 1'i verdiğimizde 8 direkt ifade olarak 8 üzeri 1 bölü 3 küçüktür. 2 üzeri 1 gelir. 8'i 2'nin kübü olarak yazarsam şuradan 1 bölü 3 küçük eşit 2'den 2 üzeri 1'den gelir. Yani 2 ne geldi? Şuraya yazayım. Karıştı biraz. 2 küçüktür. 2 üzeri 1 geldi. O zaman direkt ifade olarak A'mız aynı zamanda ne olmamalı? 1 olmamalı. Şimdi ifadenin en geniş aralığı için o zaman A 0 da değil 1 de değil. O zaman A değerim kesinlikle 0 ile kimin arasındadır? 1'in arasındadır. Tabi aralık olarak nasıl aralık? Açık aralık 0-1 aralığındadır. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. İfadeyi sağlamadığı değerler üzerinden ne yaptık? Yorum yaptık. Yani 2 üzeri 0 1'e eşit değildir. A'ya 1 verdiğimizde 2 üzeri 0 1'e eşit değildir. A'ya 1 verdiğimizde 8 üzeri 1 bölü 3 yani 2 2'ye eşit değildir mantığıyla soruyu ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. 20. sorumuza geldim. X artı y'nin karesi eksi y kare. Direkt x'e 0 verdiğimizde y kare eksi y kare bölü 0 verdiğimde y kare eksi y kare geldi. Yani 0 bölü 0 belirsizliğini elde ettik. Hemen ne yapalım? Direkt ifademizin o zaman şurada karesini alalım. X kare artı 2xy artı y kare eksi y kare geldi bölü yine x kare eksi 2xy artı y kare eksi y kare geldi. Şunlar hop gitti. Yukarıdaki ifadeyi x parantezine aldım. X artı 2y geldi. Aşağıdaki ifadeyi x parantezine aldım.
x eksi 2y'ye geldi. Şu x'leri de attım. Fıstık gibi sonuç geldi. Limit x nereye giderken? 0'a giderken x artı 2y bölü x eksi 2y geldi. X'e 0'ı verdim. 2y bölü eksi 2y geldi. Buradan da direkt artı 2y'nin eksi 2y bölümü değer nedir? Eksi 1'dir. Cevabımız E şıkkındadır 20. sorumuzda. 21. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli f ve g fonksiyonları için. O zaman fx değerlerindeki herhangi bir yazacağın limit değeri gx'te de nedir? Birbirine eşittir. Aynı zamanda fonksiyonların tanımlı olduğu noktalarda eşittir. Yani atıyorum f0'la g0'da nedir? Birbirine eşittir. Yorumunu yapabiliriz. Şimdi buradan zaten limit değerleri sağlamaktadır diyor. Bunu söylemiş bize. Hemen yorumlamamıza geçelim. Limit x giderken 0'a f0 direkt g0'dır diyor. Zaten yukarıda ben bunu söylemiştim. Birinci öncülümüz her zaman nedir? Doğrudur ifade olarak. İkincisine geliyorum. Limit değerleri eşit olduğu için f0 eksi g0 değeri kime eşittir? 0 eşittir. İkinci değer de doğru. Limit 1 bölü fx eşittir 1 bölü gx. Peki biz ifade olarak tanımlı olması için fx'in ve gx'in 1 bölü yazıldığı için kesinlikle ne olmalı? Sıfırdan farklı olması gerektiğini ne yapıyoruz? Biliyoruz. Direkt f0 0 olursa veya g0 0 olursa ifade zaten tanımsız olur. İfadenin limit değerlerinden ne yapamazsınız? Bahsedemezsiniz. Üçüncü öncülde nedir? Her zaman doğru değildir. Fx'in ve gx'in tanımlı olduğu aralıkta sıfır olmasına karşılık. Dolayısıyla B şıkkı her zaman doğrudur. Cevabımız B şıkkındadır. 22. sorumuza geldim. F çarpı G'nin türevinin 256. değeri nedir diye sormuş. Şimdi önce bir fx'i şöyle bir niteleyeyim. Şunu içeriye alıyorum. Kök x'i yazdım. Kök x ifadede içeride x vardı. Şu ifade ikinci dereceden olduğu için içeriye aldığımızda x kare olarak ne yaparım? Nitelerim. Peki buradan şu dereceler ikinci dereceden. İfadede kökler birleştirilirken dereceler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Dördüncü dereceden. X üzeri 1 ile x üzeri 2'yi çarptım. Tabanlar aynısı. Üstler toplanır. X üzeri 3. Direkt ne geldi? Fx geldi. Gx'e geliyorum. Yine bu sefer dereceleri birleştiriyorum sadece. 2 ile 2'yi çarptım. 4. dereceden x üzeri ne geldi? 1. Bu da gx'tir. Şimdi bak ifadeleri çarpıp türevini alıyor. Ben şunları üstel ifadeye çevireyim veya üstlü ifadeye. Ne yapıyorduk? M'inci dereceden kök x üzeri n ifadesi varsa biz bunları ifade olarak, üstlü ifade olarak yazarken kökün derecesini, ifadenin derecesini bölüm olarak geçirebiliyorduk. Yani fx'i ben direkt 3'ü aynen tutup 4'ü bölüm olarak yazabilirim. X üzeri 3 bölü 4. Gx'i de direkt x üzeri 1 bölü 4 olarak yazarım. Bunları çarptım. Fx ile gx'i çarptım. Ne geldi? X üzeri 3 bölü 4 çarpı x üzeri 1 bölü 4. Tabanlarım aynı. Üstleri topladım. X üzeri 3 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten x üzeri 4 bölü 4 kime eşittir? X'e. Yani fx çarpı gx'in direkt ifade olarak değeri neymiş? X'miş. Bunun türevini istiyor. X'in türevi, hatta şunların direkt şurada alayım. Türevi, direkt x'in türevi ne eşittir? 1'e. Direkt ifade olarak 256 değerini yazmamı istiyor. Ortada x kalmadı. Neyi yazarsan yaz. Sonuç nereye gider? 1'e gider. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır. 22. sorumuzda. 23. sorumuza geldim. Ne diyor? Dik koordinat düzleminde y eksenine 0 eksi 2 noktasında kesen ve x eksenine paralel olmayan. Paralelse muhakkak fx. Kimden farklı? Paralel değilse sıfırdan farklı. Yani bir fx değeri var. Doğrusal fonksiyonu için fx o zaman ax artı nedir? B şeklinde bir fonksiyondur. Bir f doğrusal fonksiyonu için g fonksiyonu fx artı fx şeklinde tanımlanmış. Hemen f0'dan direkt b'yi bulalım. F0 değer olarak eksi 2 ise çünkü bu noktada ne yapıyormuş? Kesiyormuş. O zaman x gördüğüm yere 0'ı yazdım. 0 artı b geldi. B'miz neymiş? Eksi 2'ymiş. O zaman fx fonksiyonu ax eksi
2 olarak da tanımlanabilir. Zaten şıkların hep çoğunda eksi 2 var. Şimdi fofx diyor. Fofx demek f'in içinde x gördüğün yere tekrardan fx'i yaz demek. Fofx'i önce bir bulalım. F'in içinde x gördüğüm yere tekrardan ne yapıyorum? Fx'i yazıyorum. A çarpı ax eksi 2. A eksi ne geldi? 2. Bu fofx. Yani a kare x eksi 2 a eksi 2. Bir de yanına fx ekle diyor. Fx ekledim. Oradan da ax eksi 2 geldi. Bu kim? Gx. İfadenin türevi kim eşitmiş? Direkt 0 eşitmiş. Hemen bakalım. Şu a kare x'in türevini aldım. Ne geldi? A kare. Eksi 2 a eksi 2'nin türevini aldım. 0. A x'in türevini aldım. Ne geldi? A eksi 2'nin türevini aldım. 0. Sayıların türevi 0. İfade 0 eşitmiş. A parantezini aldım. A parantezinde a artı 1 0 eşitse a ya 0'dır ya da a'mız nedir? Eksi 1'dir. Şimdi a 0 olamaz çünkü doğrusal fonksiyonda o zaman x'i terim olmaz. O zaman a'mız kesinlikle eksi 1'dir. Fx o zaman eksi 1 ile x'i çarptım. Eksi x eksi 2 olarak cevabımız nerede çıkacak? 23. soruda b şıkkında çıkacak diyorum. 24. sorumuza geldim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı sürekli olan f fonksiyonu pozitif değerli ve azalan bir fonksiyondur. Azalansa türevi kesinlikle sıfırdan küçüktür. Pozitif değerli diyorsa direkt fx'in değeri kesinlikle sıfırdan nedir? Büyüktür. Buna göre hangisinin sırasıyla azalan, artan ve azalan şeklinde sıralanmıştır diyor. Şimdi ifadelerin türevlerini alalım. F kare x'in türevi direkt şunun g'nin türevi diyelim. İlk önce ifadenin türevi 2 tane fx çarpı kendisinin türevi f türev x. F küp x yine hx olarak yazalım onu h türev x. 3'ü başa aldım. 3 tane f kare x çarpı f türev x. Ve kx'in türevini alıyorum. İlk önce içinin türevi f türev x çarpı f'in türevinde kendisi fx olarak ne yaptım? Yazdım. Hemen geliyorum. Şimdi g türev x'e geliyorum. Fx'e bakalım. Fx artı. Şurası artı. İfade olarak şurası f türev x olacak. Şunu yanlış yazmayalım. F türev x de eksi. Artı ile eksiyi çarptım. Gx azalan. Eksi yani. Hatta şöyle azalan diyebiliriz. İkincisine bakıyorum. F kare x. Fx artıydı zaten. İfadenin türevi artıdır. F türev x eksiydi. Eksi. O zaman h türev x de değer olarak nedir? Eksidir. O da azalan. Direkt kx'e bakıyorum. Kx değerimizde f türev x eksiydi. F türev x yine eksiydi. Eksi ile eksinin çarpımından ifade nedir? Artıdır. O zaman kx de artıdır. Yani artan olarak ne yaparsın yazarsın. O zaman sıralama azalan, artan ve azalan. Azalan g, artan k, azalan h veya h k g. Hangisi varsa ikisi de doğrudur. G'li olan bakıyorum g h k bu olmaz. Direkt g'li olan başka yok zaten. H'lı olana bakalım o zaman. H k g. Direkt E şıkkında bakın karşımıza çıktı. Şu nedir? Azalan. Şu artan. Bu da nedir? Azalandır. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. Başka bir tane daha çıkacak diye korktum ama çıkmadı. 25. soru. Bir kenar uzunluğu 10 birim olan ABCD karesi şeklinde kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt EF doğru parçası boyunca 10 birim kesildikten sonraki görünümü şekil 2'de gösterilmiştir. Tamam. Buna göre beşgenin alanı en küçük değeri aldığında BF üçgeninin alanı kaç birim kare olur? Şimdi beşgenin alanı en küçük olduğunda direkt üçgenin alanı en büyük olur. Peki en büyük üçgenin alanını ben nerede bulurum? Direkt ikizkenar üçgende bulurum. Veya üçgenlerde en büyük alan kimdedir? Direkt eşkenar üçgendedir. Dörtgenlerde en büyük alan kimdedir? Karededir. Bunları da ek bilgi olarak vermiş olayım. O zaman ikizkenar üçgen ise şurası 45, 45. Şurasına da direkt x'e x dersem şurayı da x kök 2 olarak ne yaparım?
nitelerim. Eğer 10 eşittir x kök 2 ise her tarafı kök 2'ye böldüm. Kök 2'ye böldüm. Şunlar gitti. Kök 2 ile eşlenik alırsam direkt 10 kök 2 bölü direkt 2'den değer nedir? 5 kök 2'dir. O zaman şuradaki kenarım 5 kök 2'ye 5 kök 2 olarak niteledim. Peki bu üçgenin alanını soruyor bize. Direkt ifade olarak alan direkt neydi? Taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2. Yani 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2. Buradan da 50 bölü 2'den direkt 25 olarak da niteleyebiliriz. Bu soru için biraz kolaya kaçtım. Normalde türevle de çözülür. Şurayı direkt x derseniz şurası 10 eksi x olur. İşte şuradaki kenarlar 10 olur. 10 olur. Şuradan bölersiniz tekrardan. En küçük değerini bulup x'in direkt türev alıp 0'a eşitlediğimizde ifadenin değerini bulup x yine 5 kök 2 çıkar. Oradan da üçgenin alanına tekrardan ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Bir dahaki tarzlarda bu tarzda sorularımız çünkü çokça mevcut. Bir dahaki tarzlarda türevle çözeceğim. Bunu da birazcık kolaya kaçtım. 26. sorumuza geldim. Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonuna üzerindeki birebir noktasından çizilen teğetin x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının ölçüsü 45 derecedir. O zaman f türev direkt 1 değer olarak 1'dir. F1 zaten direkt şurada verilmiş 1 olarak niteledim. F2 üzeri x yani ikinci türevde x 6x kare artı 1 ise F2. Yani ikinci türevden birinci türeve ne at diyor? Yol al diyor. Bak hemen yol aldırayım ben ona. Hemen bir integre edeyim onu. İntegralde türevli integral ne yapıyordu? Bir kademe birbirini düşürüyordu. O zaman f türev x diyorum. İfadeyi integre ettim. 6x karenin integresi 6x küp bölü 3. İfade olarak 1'in integrali x artı neyim geldi? C değerim. Şimdi bak buradan neyi kullanacağım? F türev 1'in 1'e eşit olduğunu. Yapıştır x gördüğün yere 1'i. F türev 1 eşittir. Şurası direkt x gördüğüm yere 1'i yazdım. 6 bölü 3'ten 2 artı 1 artı ne geldi? C. F türev 1 1'e eşitmiş. 1 eşittir. Direkt 3 artı C'den C1'i hatta C1 diyelim şuna. C1'i ne buldum? Eksi 2 olarak buldum. Şimdi bak tekrardan F türev x'i yazıyorum. F türev x 6 bölü 3'ten 2 tane x küp artı x eksi ne geldi? 2. Şimdi buradan fx'e geçiş yapacağım. Hemen ne yapıyorum? Bir tane daha tekrardan integre ediyorum. İntegre ediyorum. Fx geldi artık. 2x küp direkt 2x üzeri 4 bölü 4. Tekrardan ifadeyi integre ettim. X kare bölü 2. Eksi 2x artı bu sefer de c2 gelsin. F1 kim eşitmiş? 1 eşitmiş. Yazdım F1'i. Buradan 2 bölü 4 geldi. Buradan 1 bölü 2 geldi. Şuradan eksi 2 geldi artı C2 geldi. F1 kimmiş? 1'miş. Hemen şuraya 1'i yazdım. 1 bölü 2, 1 bölü 2. 1 eksi 2 artı C2 geldi. Şunları attım. C2'de ne çıktı buradan? Direkt artık 2 çıktı. Şimdi artık en son halini yazıyorum Fx'in. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Hemen 2x üzeri 4 bölü 4 artı x kare bölü 2 eksi 2x artı c2'de 2'ymiş artı 2'yi yazdım. Hemen f2 soruluyor. X gördüğüm yere 2'yi yazdım. f2 16 4'e böldüm. 4 2 ile çarptım. 8 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2 eksi 4 artı ne geldi? 2 geldi. Hemen buradan şunlar birbirine yaptı götürdü. Değerim ne çıktı? 8 çıktı. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebiliriz. 27. soruya geldim. X artı 1 u üzeri 24'müş. Hemen buradan o zaman şuradaki ifadelere u üzeri 24'leri ne yapalım? Yapıştıralım. Direkt ifade olarak şunu hemen yazarsam u üzeri 24, 24'ü 4'e böldüm. U üzeri 6 geldi. Artı. U üzeri 24, 12'ye böldüm. U üzeri 2 geldi. U üzeri 24 tekrardan 2'ye böldüm. U üzeri 12 geldi. Direkt U üzeri 24 3'e böldüm. U üzerine geldi 8. Şimdi ifade olarak x artı 1
Tabii burada ne yapmamız gerekiyor? Sınırları da değiştirmemiz gerekiyor. Bakın şurada da sınırı yazalım. X artı 1 u üzeri nedir? 24. Üst sınırı 0 ile 1'i topladım. 1. 1 u üzeri 24 ise u'muz ne geldi? 1. Eksi 1 ile topladım. Direkt alt sınır için eksi 1 artı 1 u üzeri 24. U üzeri 24 0 ise alt sınırımda ne geldi? Direkt 0 olarak ne yaptık? Yazdık. Şimdi buradan hemen ifademizi ne yapalım? Niteleyelim. Aşağıdaki integralden hangisi elde edilir demiş. Tabii buradan dx'i de bulmamız gerekiyor. Bak dx'i de şurada yazıyorum. X artı 1 u üzeri 24 ise her iki tarafın türevini aldım. Dx 24 tane u üzeri 23 direkt du olarak ifadeyi ne yapacağız? Niteleyeceğiz. Şimdi bak. Buradan sonra artık değerleri yerine yazıyorum. Şurayı ne yapalım? U kare parantezine alalım. U kare parantezinde direkt ne geldi? U üzeri 4 artı 1. Aşağıyı U üzeri 8 parantezine alalım. U üzeri 8 parantezinde U üzeri 4 artı 1. İntegralimiz sınırları nereden nereye? Alt sınır 0, üst sınır 1 çarpı dx. Dx de 24 tane U üzeri 23 du olarak yazdım. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. Buradan devam ediyorum. U üzeri 23 ile U üzeri 2'yi çarptım. U üzeri 25. U üzeri 8'e böldüm. U üzeri 17. İntegral 0'dan 1'e 24 tane U üzeri 17 du olarak ifadeyi ne yaptık? Niteledik. Bu da tabii 24'e dışarıya alırsak 0'dan 1'e direkt U üzeri 17 du gibi bir şey var mı? Evet, cevabımız nerededir? Direkt E şıkkındadır diyebilirsiniz. Mükemmel bir soru. 28. sorumuza geldim. Dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare parabolü x ekseni boyunca 2 birim sağa doğru ötelenerek ne yapılmış? Nitelenmiş. Hemen şöyle bakın, şuradan bir tane x kareyi çizeyim. Bu ne olmuş? Şuradan şöyle 2 birim sağa doğru ötelenmiş. Hemen onu da sağa doğru öteleyelim. Şuradaki ifade olarak şöyle, şurası da 2 noktası olsun. Gx parabolü elde ediliyor. Buna göre diyor 0'a 2 tanım aralığındaki fx ve gx parabolleri y eşittir 4 doğrusu ile, hemen şuradan şöyle çekelim onu da. Y eşittir, biraz alan dar o yüzden. Y eşittir 4 parabolü ile sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir şeklinde ne yapılmış? Bir niteleme yapılmış. Bakın şurayı daha düzgün çizersek şöyle birazcık daha genişletelim. Şunu şöyle. Şurası da şöyle olsun. Tamam. Tamam, şimdi daha belirgin oldu. Şimdi bakın buradaki alanlara göre ifadeyi ne yapacağım? Niteleyeceğim. Yanlış, şunu yanlış yaptık. Şunu silelim hemen. Direkt, çünkü bu şuradaki 4 noktasından geçmesi gerekiyor. Şunu şuradan y eşittir 4 ise şuradan şöyle geçmesi gerekiyor. Tamam, şimdi oldu. Şuradaki ifadeler için hemen şimdi şu alanları bir ne yapalım? Niteleyelim. Şimdi şuraya ne diyeyim? S1 diyeyim. Bakın rengarenk yazacağım şimdi. Şuraya direkt S2 diyorum. Şuradaki alanı şöyle şuradan 2'ye bölelim. Şuraya S3 diyorum. Buna da S3 diyorum. İfadeyi ne yaptım? Niteledim. Şimdi buraya göre ifadenin şurada kesiştiği noktayı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Neyle neyi kesiştiriyoruz? X eksi 2'nin karesiyle direkt x kareyi kesiştirdik. Direkt x eksi 2'nin karesi eşittir x kare parabolünü ne yapıyorum? Yazıyorum. X kare eksi 4x artı 4 diyorum. Eşittir x kare. Şunlar gitti. 4x 4 ise x ne geldi? 1. Şimdi o zaman öncelikle şuradaki S1 ve S2 alanını bir bulalım. Nerede o? Direkt şuradaki x eksi 2'nin karesinin ne yap, neyinde? Altında. O zaman S1 artı şuradaki S2 eşittir diyorum. Nereden nereye? 0'dan
S1'e, bakın şuradaki alan, hatta şuradaki de S3'tür. Şuradaki alanı buluyorum. Şununla şunu. 0'dan 1'e x eksi 2'nin karesi, direkt dx olarak ne yaptım? Yazdım. Şuradaki alanı x kare eksi 4x artı 4, 0'dan nereye? 1'e. X küp bölü 3 eksi 4x kare bölü 2, 2x kare eksi 4x olarak ne yaptım? Yazdım. Buradan 1'i verdim. Tabii sıfırdan nereye kadar? 1'e verdim. 1'e kadar 1'i verdim. Direkt şurası artı 4 olacak. 1'i verdim. 1 bölü 3. 1'i verdim. Eksi 2 artı 4. Buradan ne geldi? Alan 7 bölü 3 olarak geldi. Şimdi bir de bak. Şuradaki alanı bulalım. Bakın sarıyla tarıyorum. S1, S2, S3'ü bulalım. Peki S1, S2, S3 normalde bir dikdörtgen alanı değil mi? S1, S2 ve S3 bir dikdörtgen alanı. Dikdörtgen alanı olduğu için bakın uzun kenarım 4. Kısa kenarım ne? 1. 4 çarpı 1'den ne geldi? 4. Peki ben S1 ile S2'yi biliyorum. S1 ile S2'nin değeri neymiş? 7 bölü 3'müş. 7 bölü 3 artı S3 eşittir 4 değil mi? Alsa S3 değer olarak 4 eksi ne geldi? 7 bölü 3. 3 kere 4 12 eksi 7'den şurası ne geldi? 5 bölü 3. Bak bana sordu esasen şu yeşil bölge. Direkt yeşil bölgede kaç tane S3 var? 2 tane S3 var. Yani 2 tane S3 diyorum. 2 çarpı direkt 5 bölü 3'ten değerim ne geldi? 10 bölü 3 olarak ifadeyi ne yapmış oldum? Nitelemiş oldum. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz 28. sorumuzda. 29. sorumuzda hemen ne diyor bakalım. A bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir x üzeri a fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Verilsin. Mavi renkli bölgenin alanı sarı renkli bölgenin alanının 6 katıdır. Yani şuraya 6a dersem buraya ne diyeceğim? A diyeceğim. Buna göre a kaçtır? Şimdi önce bir niteleme yapalım. Şuraya kadar k diyelim. O zaman şuraya x'e k verdiğimizde k üzeri a olarak ifadeyi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Tüm dörtgenimin alanını bulalım. Alan neydi? Direkt kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. K ile k üzeri a'yı çarptım. İfadenin üssü 1 olduğu için, tabanları aynı olduğu için k üzeri a artı 1 olarak tüm alanı buldum. Peki 7 tane a kime eşit? K üzeri a artı 1'e eşit. O zaman sadece 1 tane a'mız k üzeri a artı 1 bölü nedir? 7'dir dedim. Peki ben bu a'yı niteleyebilir miyim? Evet nitelerim. Şuradaki eğriye göre eğrinin altında kalan alan bana neyi verir? A'yı verir. Nereden nereye kadar? İntegral. Sıfırdan bakın başlangıç noktamız sıfır. Nereye kadar? K'ya kadar. Direkt eğrimin formülü nedir? X üzeri a dx olarak ifadeyi patta ne yaptım? Değerimi niteledim. Ne yapıyorum? İfademi integre ediyorum. Üstünü 1 artırıyorum. X üzeri a artı 1 bölü a artı 1. Sınırlarım nereden nereye? Sıfırdan k'ya kadar. Tabii neye eşitmiş bu? A alanıma eşitmiş diyorum. Şimdi hemen sınırımı ne yapıyorum? Yerine yazıyorum. X gördüğüm yere kimi yazacağım? K yazacağım. K üzeri A artı 1 bölü A artı 1. Dedi alt sınır olarak 0'ı yazdım. 0 üzeri A artı 1 bölü ne geldi? A artı 1. Direkt alansal olarak kimi eşittir? Şuradaki alanımıza direkt K üzeri A artı 1 bölü ne olarak? 7 olarak yazdım. Şu ifade nedir? Direkt 0'a eşittir. Hemen ifademi niteliyorum o zaman. K üzeri a artı 1 bölü a artı 1 eşittir. K üzeri a artı 1 bölü 7 olarak yazdım. Bak şu ifadeler aynı. Ne yaptım? Sadeleştirdim. O zaman a artı 1'im değer olarak 7 ise şurayı yanlış yazdık hemen düzeltelim. Direkt ifade olarak a artı 1'imiz kime eşitse 7 eşitse aynı bulduk. Direkt 6 olarak D şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum. Bir sonraki deneme 5'in çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikle kalın.